Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı'nın CHP'li vekillerin promilleri yüksek olduğu için kabinden çıkamadılar sözlerine yanıt verdi. Kiraz, Hakan Bey'in konuşmasında sanırım bir dil sürçmesi oldu. Kendisi herhalde Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin profili yüksek demek istedi. Zaten anayasa değişikliği ile ilgili mecliste süren çalışmalara baktığımız zaman profilleri en üst seviyede olan milletvekillerinin CHP'li milletvekilleri olduğunu görürsünüz diyerek Kahtalı'ya cevap verdi. Aralığın son haftası her yıl demokrasi haftası olarak ülkemizde kutlanıyor. Bu demokrasi haftası içerisinde geçmişte yitirdiğimiz önemli değerlerimizi, katledilen gazetecilerimizi, aydınlarımızı bu hafta içerisinde anıyoruz. Profilleri yüksek demek istedi. Çünkü kendi profillerinin düşük olması karşısında böyle bir değerlendirme yapmak durumunda kaldı. Çünkü uzun süredir izlediğimiz, özellikle meclisteki tabloya baktığımızda anayasa değişiklik paketinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu mücadeleyi değerlendirdiğimizde, milletvekillerimizin, genel merkezimizin vermiş olduğu mücadeleyi değerlendirdiğimizde gerçekten bilimsel, gerçekten ülkenin geleceği noktasındaki hassasiyetlere tam anlamıyla dokunan, profilleri en üst seviyede halkın gerçek temsilciliğini orada yapan milletvekillerini izliyoruz. Hakan Kahtalı da bir dil sürçmesiyle aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin profilleri çok yüksek. Biz bu hareketlerimizle onlarla maalesef bu mücadeleyi sürdüremiyoruz demek istedi. Aslında bir itiraf da o. Tabii değerli arkadaşlar, bir başka anlamda kullandıysa da bu etik değil. Çamur at izi kalsın ya da bir takım iftiralarla, bir takım ithamlarla insanları suçlayarak siyaset yapmak alışkanlığı doğru bir alışkanlık değildir. Doğru bir siyaset tarzı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni onun milletvekillerini zan altında bırakmaya hiç kimsenin hakkı yok. Hiç kimsenin de buna gücü yetmez. Ama ben şuna yürekten inanıyorum. Hakan Kahtalı'yı da yakinen tanıyorum. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin profili yüksek. Bizim milletvekillerimizin profili düşük dedi orada. 21 Ocak Cumartesi günü Uğur Mumcu'yu anmak için panel düzenleyeceklerini söyleyen Kiraz, Hürriyet Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından olan Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu'nun ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da katılacağını belirtti. Bu kapsamda önemli bir şeyi daha gerçekleştireceğiz. Önemli bir paneli daha gerçekleştireceğiz. Özellikle gündemimizin en önemli maddesi olan şu anda tartışılan, konuşulan bir anayasa değişiklik paketi var ve parlamenter sistemin ne kadar önemli olduğunu, parlamenter demokrasinin önemini de bu panelde Malatyalılarla buluşturacağız. Onun önemini Malatyalılarla paylaşacağız. İki tane gazeteci, yazar arkadaşımız katılıyor. Bir tanesi İsmail Saymaz, şu anda Hürriyet Gazetesi'nde yazarlık yapan değerli bir gazeteci yazarımız. Bir diğeri yine Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından, hukukçu kimliği de bildiğimiz değerli bir yazarımız ve Uğur Mumcu'nun da oğlu Özgür Mumcu olacak. Onun aslında bizlere belki de emaneti Özgür Mumcu. Bir diğer konuşmacımız da gerçekten anayasa değişiklik paketinin gündeme geldiği günden itibaren önemli roller üstlenen ve bu konuda da hem Malatya'mız açısından hem ülke açısından önemli gurur kaynaklarımızdan birisi olan milletvekilimiz ve genel başkan yardımcımız Veli Ağbaba olacak. Kiraz, mangal gibi yüreği olan, hiçbir şeyden korkmadan ve hiçbir şartta kalemini satmadan doğruları ve gerçekleri yazan bir gazeteci olan Uğur Mumcu'yu anmak için cumartesi günü saat 13'te 2. Ordu karşısındaki belediye konferans salonunda buluşacağız diyerek tüm Malatyalıları panele davet etti. Panelimiz değerli arkadaşlar 21 Ocak Cumartesi, yani yarın 21 Ocak Cumartesi yarın saat 13'te 2. Ordu karşısındaki belediye konferans salonunda gerçekleşecek ve hem anma etkinliklerimize hem parlamenter demokrasiyi konuşacağımız bu panele hem de Sayın İsmail Saymaz ve Sayın Özgür Mumcu kitaplarını imzalayacaklar. Aynı zamanda bir imza günü olacak. Her üçünün birlikte gerçekleştireceğimiz bu etkinliğe bütün Malatyalıları ben davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.